Yıldız Meral Akşener sayımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Başkanım. Şehrimizin sivil toplum kuruluşlarının başkanları, basınımızın gücü de temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve aziz dadaşlar. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehrimizde yapılacak olan 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler münasebetiyle gerçekleştirilen aday tanıtım ve istişare toplantısının şehrimize, ülkemize, partimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Başkanımızı saygıyla selamlıyorum ve sahneye davet ediyorum. Çok değerli gençlerimizle birlikte, milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla, genel daire kurulu üyelerimizle birlikte bugün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ve bazı ilçe belediye başkan adaylarımızı kamuoyuna takdim etmek için bir araya geldik. Ve şerefle, mutlulukla sizlerle paylaşmak isterim ki Adana, Antalya, Samsun'dan sonra 4. büyük şehrimizde kadın aday çıkarıyoruz. Ve bu şehirlerdeki bu kadın adaylarımız son derece iddialı kadınlar. Canan Hanım zaten Erzurum'da İYİ Parti kurulduğundan itibaren İçimizde yer alıp, yani hak ettiği pek çok mansıp, zaman zaman imkan dairesinde kendisine takdim edilemediği halde mücadeleden, parti içinde kalmaktan, hayallerini partimizle birleştirip, Türkiye'mizle birleştirip, İYİ Parti ile Türkiye'ye güzel şeyler, iyi şeyler olacağına inanıp asla o hayallerini gerçekleştiremediği için partisine küsüp
hakaret edenlerden olmamıştır. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Ve hep zor görevlere talip olmuştur. Yani ne zaman kalbimde bir yara olsa buraya gelir ya da Bitlis'e giderim, kimsenin haberi olmaz. Çünkü burada Nene Hatun'un ruhu karşılar. Burada Cumhuriyet'in iradesi, kurulma esnasındaki iradesi karşılar. Yıkıldığınızı hissettiğinizde, yaralandığınızı hissettiğinizde o zorluklara göğüs geren kadınıyla, erkeğiyle Erzurumlunun yerinden ayağa kalkması, silahı olmayan Erzurumlunun kadınıyla, erkeğiyle, nacakla, bıçakla yola dizilmesi, o ruh beni ayaklandırır. Dolayısıyla böyle bir salonda sizlerle beraber olmak, hakikaten bu sıralarda zaman zaman bıçaklanıyorum. Kimi zaman kalbimden bıçaklanıyorum, kimi zaman ciğerimden bıçaklanıyorum. Ve bugün burada o yaralarım sağlıyor. Derman oluyorsunuz. Allah razı olsun. Allah Nene Hatun'lara layık olmayı Cenab-ı Hak hepimize layık nasip etsin inşallah. Biz bir siyasi parti kurduk. Birlikte kurduk. Ve çok zorluklarla kurduk. Hep böyle hatırlıyorum. Önce ihtiyaç olduğunu düşündük. Bu ülkenin iki kutuplu, iki yumruk arasına sıkıştırılmış, seçmenin düşünülmediği, değerlerimiz üzerinden birbirimizin karşısına dikildiğimiz, kimi taraftan terörist denilen, kimi taraftan daha ağır şeylerle konuşulan, suçlanan, ama bu arada emeklinin durumu nedir kardeş diye konuşulmayan, sorulmayan, otelden çıkıp buraya gelirken emekli arkadaşlarımızın, emekli büyüklerimizin, emekli kardeşlerimizin dertleriyle karşılaştık. Yolda gelirken il başkanımıza sordum. Atanamayan öğretmenlerle her daim konuşuyoruz. O da tekrarladı. Canan Hanım dedi ki mutlaka taşeronlardan bahsedin. Aynı zamanda buradaki hayvancılık ve tarım gitti. Sulamanın pahalılığı, elektriğin pahalılığı, her şeyin pahalılığı, özellikle hayvancılığın tamamen neredeyse ortadan kalktığı bir sistemde işsizliğin arttığı ve doğunun Paris'i olan Erzurum'un artık çok diplerde yer aldığı, neredeyse 49 bin, 50 bine yaklaşan kayıtlı işsizinin bulunduğu ve emekli şehri haline gelip bu kışta, bu kıyamette doğal gazını yakmaya parası olmayan insanların şehri haline dönen Erzurum'dan bahsetmek yerine ne güzel iş. İYİ Parti üzerinden herkes birbirine fırça atıyor. Şimdi dünden beri AK Parti'ye yanladığımız konuşuluyor. Ama İYİ Başkanımız dedi ki, Genel Başkanım şu salonu almak için 3 gün uğraştık. Süslemek için gece yarısı ancak izin alabildik. Peki bu belediye kimin? AK Parti'nin. Peki AK Parti'ye yanladıysak bu belediye niçin bize kolaylık göstermiyor? Hatta bedava vermiyor. Hatta buyur kardeş demiyor. Hatta mümkünse aman eksiğinizi biz tamamlayalım demiyor. Elinden gelen her türlü zorbalığı yapıyor. Ama buna karşılık kendi adaylarımızla çıktığımız her ildeki hepsi kendi adaylarımızla çıktığımız iller bize fırça at, birbirlerine bizim üzerimizden fırça atmanın, bize iftira atmanın, isnatta bulunmanın yeni bir kamuflaj aracı olarak kullanıldığını görüyorum. Şimdi
Bir olay demir karşımda. Biliyorsunuz TÜİK'in eski başkanı. Şu anda saçını başını yoluyordur TÜİK'in son haliyle. Kaçtı. Şimdi TÜİK biliyorsunuz enflasyonu 67 mi hesapladı? En son 64 müydü? 65 hesapladı. Çıktı ne dedi? Hissedilen enflasyon neymiş? 129. Peki. Hissedilen enflasyon. Zamlar neye göre yapıldı? TÜİK'in durumuna göre yapıldı. Şimdi bütün bunların kavgası verilmesi gerekirken hangi konular konuşuluyor? Neler konuşuluyor? İsveç'te konuşulmuyor. İsveç'te kim kime yanlamış gördük. Kim Amerika'yla aşırı neşir gördük. Kim Batı'nın karşısında iki bitirir gördük. Ya şimdi böyle bir noktada o da konuşulmuyor. Ne İsveç konuşuluyor, ne TÜİK konuşuluyor, ne de emeklinin durumu konuşuluyor. Bakın tam 3 yıldır biz emekli konuşuyoruz. 3 senedir esnaf gezdik, tek tek insanlara ulaştık. Çünkü siyaset budur. Böyle olmak zorundadır. Siyaset seçmenin sesini duymak, esnafın sesini duymak, üreticinin sesini duymak ve onlara çözüm üretmektir. Gencin sesini duymak, kadının sesini duymak ve atanamayan öğretmenin, taşeron yanında çalışanın sesini duyup onu kamuoyuyla paylaşıp çözümünü üretmektir. İYİ Parti'nin görevi budur. Devletin sosyal devlet olma hali uygulanıyor mu? Hayır. Şimdi kışın yakacak yardımı yapılıyor mu? Doğalgazın içtiyse yarısı ödeniyor mu fakir fukaranın? Şimdi böyle bir sistemin içinde eğer siz 15 katrilyon iddiaya göre borçlandıysanız birilerinin cebine koymuşsunuzdur. İşte hırsızlığın, çalmanın, çaldırmanın önüne geçmenin yolu İYİ Parti adayı Sayın Canan Uçar'ı evet seçmekten geçiyor. Bakın iddia ediyorum ki çalmıyor, çalmayacak, çaldırmayacak. Şimdi ben karşınızdayım. İki belediye başkanını yani 2019'da iki belediye başkanını yani Ankara ve İstanbul belediye başkanları seçildi. 2023'te sizler dediniz ki bunlardan birisi Erzurumlu Mansur Bey istedi. Batı bölgelerinde Sayın İmamoğlu istedi. Siz istediniz. Yani millet istedi. Bana düşen nedir? Bunu iletmektir. Sizin sesinizi iletmektir. Çünkü bizim kurulma amacımız nedir? Sizin sesinizi duymak, duyurmaktır. Bizim amacımız nedir? Bu ülkeyi kuruluş ayarlarına yeniden döndürüp bu ülkeyi kalkındırmaktır. Ne Amerika'nın karşısında iki büklüm olmaktır, ne İsveç'e hazırda geçerek NATO'ya kabulüne oy vermektir. Dolayısıyla milliyetçiyseniz göreydik, milliyseniz göreydik, solcuysanız göreydik. Bu nasıl bir şey? Atatürkçüyseniz göreydik. Herkesin rol icabı bir şey olduğu bu ülkede bu sahtekarların suratına aynayı tutmaktır İYİ Parti'nin görevi. Dolayısıyla ben bana verdiğiniz görevi, sizden gelen talebi o altılı masaya getirdim. Sonucunu biliyorsunuz. Başka bir şey söyleyeceğim. Yani bu arkadaşlarımızla ilgili konuşmuyorum. Ve sonuç itibariyle bu arkadaşlarımız kabul etmedi. Ve biz 2023 seçimini kaybettik. Şu suçlu bu suçlu da demiyorum. Hadi kabahatin tamam benim olsun. Orada da sorunumuz yok. Çünkü sonucu değiştirmiyor. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Biz 2019'da el sıkışarak İstanbul ve Ankara belediyelerini alır isek 2023'te bu ucube sistemi, bu partili cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmeye inandığımız, değiştirebilmek için
bu İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirleri alma iradesini göstermemizin, bu iradenin yanında koşmamızın sebebi burcu ve sistemi değiştirmekti. Kazanamadık, değiştiremedik. Şimdi bir karar aldık. Dedik ki partimiz olarak, bu kararın alınmasını da ben istedim. Bütün sorumluluk bana aittir. Başarı hepimizindir ama Allah muhafaza bir başarısızlık olduğu takdirde tamamı benimdir, gereğini de yapacak. Ama ve lakin, mesele şu, hür ve bağımsız, müstakil olarak seçime girme kararı aldığımız andan itibaren dünya kadar iftira, hakaret, pislikle karşılaştık. Al birinden vur ötekine. Ama ilginç bir şey var. Soru şu, eğer ben ya da partili arkadaşlarımdan herhangi biri, eğer İstanbul, Ankara, Antalya, Adana sayabildiğimiz kadar belediyeleriyle ekonomik manada çoluğumuz, çocuğumuz, benden bahsetmiyorum sadece, ben başta olmak üzere şu ön sırada oturan herkes, herhangi bir yamuğumuz olsaydı bu insanların karşısına çıkıp ayrı giriyoruz kardeşim var mı diyeceğim diyebilir miydik? Diyemezdik. Şimdi anlamı şu, gerçekten en uçtaki, en ücra köşedeki üyesinden tepesindeki kişiye kadar her birimiz Allah'a bin şükür, Cenab-ı Hak inşallah kendi huzurunda da, kulların karşısında da bizi utandırmasın, böyle devam etmemizi nasip etsin, haramdan uzak tutsun, bizim bu insanlarla, bu belediyelerin gücüyle şu manada, ekonomik manada toz zerresi kadar bir üç kağıdımız olsaydı bugün burada karşınıza çıkıp hür ve müstakil olarak seçime gidiyoruz, her yerde aday çıkarıyoruz ve inşallah bunların büyük çoğunluğunu kazanacağız diyemezdim. Doğru mu? Sizden birisinde olsaydı derim miydiniz? Ölçü şudur. Bakın ölçü şudur. Yamuğunuz varsa cesaretli olamazsınız. Eğer yamuk bir parasal ilişkiniz varsa cesur olamazsınız. Onun için ben size cesurlar hareketi diyorum. Sadece korkaklık üzerinden bahsetmiyorum. Temizlik üzerinden de bahsediyorum. Yani yamuk yapmayan insanlar olduğunuzu da söylüyorum. Bugünün Türkiye'sinde oraya yanladın, buraya yanladığın zaman vallahi hiçbir yerde ölüm yok. Ama itibar sıfırdır. Şimdi Cenab-ı Hak bize neler gösterdi? Cenab-ı Hak bizden makam sahibi olmuşların hür ve bağımsız girme, müstakil seçime girme eyleminde birden hepsinin şahin kesildiğini ama bunların birer karga olduğunu anlamamıza sebep oldu. Evet. Şahin görünüşlü leş kargaları. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey o. Bak kabadayı kabadayı oturuyorlar önde. Ali Başkan yayılmış. Çünkü niye? Çünkü yok. Yamu olsa bugün bana bağırarak gitmişti. Doğru mu? Böyle oturuyor. Bak buradakiler de oturuyor. Böyle oturuyorlar. Çünkü üzüne gene böyle oturuyor. Çünkü yamu olsa oturamazdı. İl başkanısın. Şimdi milletvekilimiz Hüsmen Kırkpınar. İzmir milletvekilimiz. İzmir il başkanımızdı. İzmir belediyesi. Yamu olsa şimdi böyle oturabilir mi? Oturamaz. Benim yamum olsa bu kararı size aldırabilir miyim? Aldıramam. İşte şimdi bizi gagalayan, bize iftira eden, bizim içimizden görünüp her birinin bir leş kargası olduğunu anladığımız bu kişileri o gözle dinleyiniz.
Gümüşhane İl Başkanımız Sayın Ali Ateş, Gümüşhane Torun İlçe Belediye Başkan Adayımız Engin Çubukçu, Gümüşhane Çiren İlçe Belediye Başkan Adayımız Sayın Erdem Kurt, Iğdır İl Başkanımız Sayın Fuat Ata, Iğdır Başkanımız Sayın Fuat Ata, Iğdır İl Belediye Başkan Adayımız Sayın Gündüz Güneş, Iğdır Tuzluca İlçe Belediye Başkan Adayımız Sayın Cafer Aytekin, Iğdır Karakoyunlu İlçe Belediye Başkan Adayımız Sayın Şahvedet Yıldırım, İl Başkanı Sayın Ensel Nuhoğlu. İşte de başlar diyarı Erzurum'un İl Belediyecilikle tanıştıracak olan Belediye Yapma Canan Uçar. Belediye Başkan Adayı Sayın Ömer Özden. Narman Belediye Başkan Adayı Sayın Güzel Ahmet İşleyen. İzmir Belediye Başkan Adayı Sayın Nizamettin Aras. Çorum Belediye Başkan Adayı Sayın Cevdet Küçük. Uzundere Belediye Başkanı Deniz Sayın Sadık Özgür. Şap Belediye Başkanı Deniz Muhammed Kaya. Şenkaya Belediye Başkanı Deniz Şentürk Anlar. Daha önce genel merkezimizde ilan edilen Ordu Belediye Başkan Adayımız Sayın Ergüven Musaoğlu. Mesela 2 saat sonra 300'ye davet ediyoruz.